Hey bakın, arkadaşınız Görkem yanında daha önce hiç görmediğiniz bir köpekle dolaşıyor. Bu Görkem'in kız kardeşinin yeni yavru köpeği. Ufaklık ne de sevimliymiş. Hemen yanlarına gidip yavruyu sevmek istiyor olabilirsiniz. Ancak bunu yapmak yerine daha önce göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta olduğunu unutmayın. Öncelikle arkadaşınızın yanına gidin ve köpeği okşayıp sevmenizin uygun olup olmadığını sorun. Belki de bu köpek sevilmekten hoşlanmıyor olabilir. Yahut yabancılardan çekiniyor, hatta onların çevresinde kendisini gergin hissediyor olabilir. Kim bilir, sadece tüyleri güzel görünmüyor diye kötü bir gün geçiriyor bile olabilir. Belki de postacı bu defa postayı teslim ederken ona sevdiği bisküvilerden vermemiştir. Köpeğe bakarak ona dikkatlice yaklaşmaya başlayabilir veya daha da iyisi köpeğin size yaklaşmasına izin verebilirsiniz. O sırada köpeğin buna nasıl tepki verdiğine bakmalısınız. Sanki ona sarılmak için yaklaşıyormuşsunuz gibi kollarınızı açarak acele etmeyin. Ani hareketler yapmayın ve korkmuş gibi görünmeyin. Aksi takdirde bu, küçük dostunuzun savunma pozisyonuna geçmesine ve size saldırmasına neden olabilir. Tabii böyle bir şey olmasını istemezsiniz. Sonuçta burada nihai amacınız onun dostluğunu kazanmak, öyle değil mi? Sizinle etkileşime geçmeye gerçekten istekli olup olmadığından emin olmak istiyorsanız dikkatinizi ona vermeyin. Evet, istediğiniz şey bu olmayabilir ama durumu şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Dışarıdasınız, arkadaşınızla konuşuyorsunuz ve ufaklık hiç orada değilmiş gibi davranıyorsunuz. Ancak siz onun yeni tanıştığı birisiniz. O yüzden sizinle ilgilenmeye başlıyor. İşte o an köpeğin dikkatini çeken şey siz oluyorsunuz. Gerisi ise gayet kolay. Lakin ne olursa olsun ona doğru yaklaşmaya karar verirseniz son adımı onun atmasına izin verin. Bu arada doğrudan köpeğin gözlerinin içine bakmayın. Şunu bir düşünün, insanlarla konuşurken konuştuğunuz kişinin gözlerinin içine bakmak kibarlıktır değil mi? Hatta bu davranış bir nezaket kuralı olarak kabul edilir. Ancak köpeklerin dünyasında bunun anlamı tam tersidir. Eğer köpeklerin gözlerinin içine bakarsanız hayvan sizden pek hoşlanmayabilir. Hatta bunu yaptığınız için sizin çok kaba biri olduğunuzu düşüneceklerinden eminim. Tamam, nihayet okşayıp sevmek için can attığınız köpeğe başarıyla yaklaştınız. İlk olarak hayvanın sizi koklamasına izin verin. Gevşeyin ve rahat bir pozisyon alın. Ancak yeni arkadaşınızı ürkütmek istemediğiniz için bunu yavaşça yapın. Sonra elinizi uzatabilirsiniz. Fakat bunu da sakince yapmalısınız. Güvenliğinizi tehlikeye atmamak için avcunuzun içi aşağı bakacak ve parmaklarınız hafifçe kıvrılmış bir şekilde elinizi uzatın. Çünkü hafif bir ısırık dahi canınızı acıtabilir. Köpeğin sizin yanınızda rahat davranmasına izin verin. Elinizi uzunca bir süredir kokluyor olsa bile bırakın buna devam etsin. Ne de olsa yabancıların yanında da kendisini rahat hissetmesi gerekir. Ancak çok heyecanlanırsa etrafta zıplayarak ve sizi yalamaya çalışarak aradaki sosyal mesafeyi ihlal eden kişi o olabilir. Böyle bir şey olursa endişelenmeyin ve sakin kalın. Fakat bu rahatsızlık verici olmaya başlarsa kollarınızı kavuşturup sırtınızı köpeğe dönerek içinde olduğunuz durumu bertaraf edebilirsiniz. Bunu yaparak köpeğin sizden sıkılmasını ve size olan ilgisini kaybetmesini sağlarsınız. Keza böyle bir durumda köpeğin sahibine köpeği sakinleştirme ve hatta oradan uzaklaştırma şansı da tanımış olursunuz. Eğer köpekle konuşuyorsanız köpekler için en yaygın dil olan İngilizceyi kullanın. Yok, bunu ben uydurdum. Bunun yerine sakin ve güven verici bir ses tonuyla konuşmaya dikkat edin. İşte başından beri beklediğiniz ana nihayet geldik. Artık onu sevebilirsiniz. Yalnız bunu yaparken hızlı davranıp hemen ona sarılmaya çalışmayın. O ana kadarki temponuzu koruyun ve başının üstünü okşamayın. Eğer bunu yaparsanız eliniz hayvanın görüş alanında olmayacaktır. Zaten itiraf etmek gerekirse nereden geldiği belli olmayan bir el hemen hemen herkesi bir anlığına ürkütebilir. Köpeği okşamaya kulaklarından ve boynundan başlayabilirsiniz. Ayrıca köpekler sırtlarına ve omuzlarına masaj yapılmasından çok hoşlanır. Köpeği severken vücut diline dikkat etmeye devam edin. Eğer köpek vücudunu hafifçe kıvırdıysa ve kuyruğunu sallayarak heyecanla çevrenize dolaşıyorsa bu iyiye işarettir ve sizi tanımak istediği anlamına gelir. Köpeklerle oynarken sevdiğimiz bir şey varsa o da hayvanın eğilip bacaklarını öne doğru uzatmasıdır. Eğer bunu yapıyorsa onunla iyi anlaştınız demektir. Evet, köpek artık sizinle oynamak istiyor. Ancak arkadaşlarınızdan pek de keyif almadıklarını gösteren davranışlara karşı da tetikte olmalısınız. Eğer hayvan size dişlerini gösteriyor veya hırlıyorsa bu geri çekilmeniz gerektiği anlamına gelir. Yukarı doğru dimdik duran bir kuyruk da kendisini tehdit altında hissettiği anlamına gelebilir. Köpeklerin stresli veya endişeli olduklarını göstermesinin bir diğer yolu da dudaklarını yalamak ve hatta esnemektir. Etkileşiminiz sırasında köpeğe daima saygılı davranın ve onun da kendisine ait bir sınırının olduğunu unutmayın. Eve dönüyorsunuz ve köpeğiniz Sezar'ın sizi kapının önünde beklediğini görüyorsunuz. Her zamanki gibi heyecan içinde yüzünüzü yalıyor ve çevrenizde hoplayıp zıplıyor. Ne de olsa en iyi arkadaşı eve geldi. Köpeğinizin sizi daha çok sevmesi için arada bir onun boy seviyesine inin ve en iyi dostunuzla beraber yere uzanın. Bunu yaparken de bol bol öperek ona sevginizi gösterin. Köpekler buna bayılır ve size bunun iki katıyla karşılık verir.
Bu sırada yüzünüze biraz salyası akabilir. Lakin bunun iyi bir nedeni var. Yani baksanıza, dostunuz şu an ne kadar mutlu. Hayvanları mutlu etmek önemlidir. Bunun için yapabileceğiniz bir şey de elinize bir tenis topu almak ve git getir oyunu oynamaktır. Bu arada oynadığınız şeyin illa bir tenis topu olmasına gerek yoktur. Plastik bir su şişesi de muhtemelen işe yarar. Şimdi diyelim ki köpeğinizle ormanda yürüyorsunuz ve o size kocaman bir dal getiriyor. Kuyruğunu salladığı için yaptığı şeyden gurur duyduğunu anlıyorsunuz. Eğer dalı size vermeye çalışıyorsa muhtemelen sizinle git getir oyunu oynamak istiyordur. O yüzden bu dalı alın ve uzaklara fırlatın. Köpeğiniz siz daha ona kadar bile saymadan son derece hızlı bir şekilde dalla geri dönecektir. Bir dakika, şu anda ağzında iki tane mi dal var? Sanırım bu daha eğlenceli olacak. Ormanın içlerinde küçük bir göl var. Bazı köpekler suyu çok sever. Eğer sizinki de benim köpeğim gibi ise ufaklık kumsalda ya da bir gölün kenarındayken muhtemelen yanınızda oturmaktan daha çok suda zaman geçiriyordur. Ancak bundan önce köpeğinizin yüzüp yüzemediğinden emin olun. Köpeğinizle suya atlayın ve suda ne kadar iyi olduğunu gözlemleyin. Eğer yüzemiyorsa suda olmanın yine de tadını çıkarmasının bir yolu vardır. Bunun için köpeklere özel can yeleklerinden kullanabilirsiniz. Yalnız ikiniz de suya dalmadan önce yeleği sıkıca bağlamaya dikkat edin. Bütün öğleden sonrayı arkadaşlarınızla saklambaç oynayarak geçirdiğiniz günleri hatırlıyor musunuz? Peki buna ne diyorsunuz? Aynı şeyi köpeğinizle de yapabilirsiniz. Köpeklerin burnu inanılmazdır ve koku alma duyularının ne kadar iyi olduğunu göstermeye bayılırlar. Muhtemelen yaptığınız yürüyüşler sırasında siz de zamanlarının yarısını etrafa bakarak, yarısını da sürekli bir şeyleri koklayarak geçirdiklerini fark etmişsinizdir. Evde saklanabileceğiniz iyi bir yer bulun ve köpeğinizi çağırın. Gelip sizi bulacağına emin olabilirsiniz. Muhtemelen ilk başta kafası karışacaktır ama oyuna kendini kaptırdığında ikiniz de iyi vakit geçirirsiniz. Köpeğinizin de sosyal bir canlı olduğunu unutmamanız gerekir. Müsait olduğunuzda özellikle de yavruyken oyun günleri düzenleyin. Köpeğiniz bu sayede diğer köpeklerle takılmasının bir sorun olmayacağını öğrenir. Arkadaşlarınızla takılmak nasıl sizin sosyal hayatınızın önemli bir parçasıysa aynı şey köpeğiniz için de geçerlidir. Köpekler yeni bir köpekle tanıştıklarında çok heyecanlanır ve eğer bu yeni köpeği tanımak için bütün bir öğleden sonrası kadar vakit verilirse o günü kesinlikle mutlu mesut geçirir. Hatta isterseniz köpeğiniz için bir parti bile verebilirsiniz. Bu sayede bir sürü köpeği bir araya getirebilirsiniz ve beraber takılarak paylaşım yapabilecekleri ve konuşabilecekleri bir ortam yaratmış olursunuz. Günün sonunda ikiniz de kafayı vurup yatmadan önce baş başa sakin bir zaman geçirebilirsiniz. Benim köpeğim kucağa bayılır. Bilgisayarım orada olsa bile her fırsatta kucağıma yeter. Sanırım köpeğin faturaları ödemenin ne anlama geldiğini pek bilmiyor. Ancak sevimli küçük burnuna hayır diyemediğim için bazen birkaç dakikalığına çalışmayı bırakıyorum ve ona hak ettiği göbek masajını yapıyorum. Ayrıca yeni bir numara öğretmek gibi köpeğinizle yapabileceğiniz daha pek çok şey vardır. Bunun için köpeğinizin kaç yaşında olduğu önemli değildir. Önemli olan şey öğrenmeye ne kadar meraklı olduğudur. Mesela yerde nasıl yuvarlanacağını bilmiyorsa bir paket ödül maması satın alın ve işe koyulun. Köpeğiniz bundan sizin kadar keyif alacaktır. Hatta bu evinize gelen arkadaşlarınıza sunabileceğiniz güzel bir şova da dönüşebilir. Aferin sana Sezer, sen çok tatlı bir oğlansın.